Gelirken programından tekrar merhaba. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Program Başkanı ve aynı zamanda Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Program Başkanı değerli hocamız öğretim görevlisi Gönül Kiltetik bizlerle hem diyaliz programını konuşacağız hem de engelli bakımı ve rehabilitasyonu sizlerle konuşacağız ve size anlatacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam şimdi çok yoğun iki tane programımız var. İkisini de aday öğrenciler merak ediyor. Öncelikle teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Hocam şimdi diyaliz programıyla başlamak istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nin olanaklarına geçmeden önce programı genel olarak bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi Türkiye'de çok hızlı büyüyen bir sektör var diyaliz konusunda. Diyaliz şu demek, böbrek fonksiyonlarını çok büyük oranda yitirmiş hastalara aslında biz tedavi anlamında yardımcı oluyoruz diyaliz yaparak. Yani böbreğin yapamadığı görevi biz dışarıdan makinalar ve farklı ekipmanlarla yerine getirmeye çalışıyoruz. Diyalizin anlamı bu. Ve dediğim gibi Türkiye'de çok hızlı gelişiyor ne yazık ki bu sektör. Çünkü 10 milyona yakın böbrek hastası, bunun 74 bin kadarı böbrek nakili ve diyaliz tedavisi gören hastalar, yaklaşık 54 bin kadarı da diyaliz tedavisine devam eden hastalar ve ne yazık ki günden güne bu sayı artıyor istemediğimiz bir şekilde ama engel olamadığımız bir şekilde. Bu yüzden de diyalizde çalışacak kalifiye eleman, tekniker ihtiyacı tabii ki artıyor sektörün ve ülkenin. Biz diyaliz programında aslında diyalizde çalışabilecek nitelikli eleman yetiştiriyoruz. Hocam şimdi tabii bu yetiştirdiğiniz elemanlar, aday öğrenciler merak ediliyor. Geleceğiz, biz programa başlayacağız. Ne tür özelliklere sahip olmalıyız ki rahat edebilelim programda? Biraz diyaliz programı öğrencilerinin özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Biz hep bunları konuşuyoruz. Sağlık Meslek Yüksekokulu'na gelecek olan öğrencilerin birçoğunda, %90'ında neredeyse bölümler gereği olması gereken özellik şu, bir kere insanı kesinlikle sevmemiz gerekiyor. Çünkü biz insanla çalışıyoruz, insana dokunuyoruz, insana yardım ediyoruz. İnsanı sevmek en büyük özelliği bütün bölümler için. Bunun dışında tabii ki sabırlı olması gerekiyor. Çabuk kararlar vermeli çünkü biz orada bir hayat kurtarıyoruz, yeri geliyor. Bir hayata dokunuyoruz. Bir kötü sonun önüne geçiyoruz bazen. Bu yüzden çok çabuk ve doğru kararlar vermeli. Bu yüzden soğukkanlı olmalı. Ekip çalışması önemli. Tek başımıza çalışmıyoruz. Çünkü orada bir ekip, bir doktor, bir sağlık personeli, bir yardımcı personel, hemşire, hep beraber çalışıyoruz biz aslında. O yüzden ekip çalışması, ekip ruhu kişide mutlaka olması gerekiyor. Sorumluluğunu da yerine getirmesi tabii ki istediğimiz özellikler arasında. Aday öğrenciler de bunları kendinde varsa eğer Üsküdar Üniversitesi Diyaliz Programı'nı tercih edebilirler. Hocam hemen diğer programa geçmeden şunu da sorayım. Üsküdar Üniversitesi'ne verilen Diyaliz Programı ders programı eğitimi nasıl hocam? Diyaliz programı 4 yarı yıldan oluşuyor. 2 yılda bitiriyoruz meslek yüksekokulunu. Şimdi birinci yarı yılda biz bütün bölümlerin aldığı ortak derslerimiz var. Diğer 2 yıllık bölümlerinde aldığı. Nedir bunlar? İngilizce 1. Bunlar uzaktan eğitim olarak alınıyor. İngilizce, Türk dili, Atatürk inkılapları tarihi, Türk dili ve üniversite kültürü. Bunlar uzaktan eğitim şeklinde alıyor. Birinci dönem 1'lerini, ikinci dönem 2'lerini alıyoruz. Bunun dışında yine ortak derslerimiz arasında dedik ki hani insana dokunuyoruz, sağlıkla ilgileniyoruz. O yüzden tabii ki temel anatomi ve fizyoloji derslerimizin en önemlilerinden biri. Diyalize devam edersek ilk dönem hasta bakımı, tabii ki hastayla birebir ilgileniyoruz. Temel farmakolojimiz var, pozitif psikoloji, iletişim becerileri. Bunlar birinci dönem derslerimiz. İkinci dönem tekrar biz diyalizin artık ekipmanlarına tanışmaya başlıyoruz. Ve diyaliz ekipmanları kullanımı dersiyle başlıyoruz biz döneme. Diyaliz 1, nefroloji, tabii ki böbreklerle ilgili olduğu için nefroloji dersi de almamız gerekiyor. Uzman doktorlar tarafından verilen bir dersimiz bu da. Biyokimya, ikinci dönemin dersi. Birinci yıl bitti, üçüncü yarı yıla geçiyoruz. Burada da dahili cerrahi hastalıkları bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir dersimiz var. Diyaliz 2 ve ilk yardım. Sağlık hukuku, bilmemiz gereken dersler tabii ki yine bunlar.
Üçüncü dönemimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Meslek etiği de tabii ki birçok bölümde olan derslerden bildiğin gibi. Ve son dönemde de artık biz diyaliz hastalarında rehabilitasyon, çünkü onların bir fiziksel sıkıntısının dışında ruhsal problemleri de var. O yüzden onları rehabilite edecek bilgiye de ihtiyacımız olduğu için diyaliz hastalarında rehabilitasyon, beslenme ilkeleri, çünkü beslenme de çok önemli diyaliz hastalarında, böbrek fonksiyonlarını düzene sokan ya da daha kötü durumlara getiren durumlardan biri olduğu için beslenme ilkeleri diye bir dersimiz de var. Ve yaz stajıyla da öğrenimimizi bitiriyoruz aslında. Dolu dolu hocam, 2 yıl geçiriyor öğrenciler. Uygulamada tabii ki çok önemli bu dersler için. Onlara da geleceğim. Ama şimdi biraz engelli bakımı ve rehabilitasyonu programını konuşmak istiyorum hocam sizinle. Şimdi ders programına geçmeden önce ben burada ne tür özel kişilik özelliklerine sahip olmalılar? Bu sorudan başlayayım hocam, gelecek öğrenciler. Tabii engelli bakımı rehabilitasyon tabii ki diğerinize göre çok başka bir bölüm. Diyalizde tedavi yaparken engelli bakımında biraz daha bakıma yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Engellinin ne olduğunu az çok biliyoruz. Yani kendi ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ya da doğru düzgün getiremeyen diyelim, birine ihtiyacı olan kişilerden bahsediyoruz burada. Yardım edecek kişi de tabii ki bölümden mezun olunca biz olacağız. Bu yüzden kişilik özellikleri çok farklı, çok sabırlı olması gerekiyor, empati yapması gerekiyor bir kere. Çünkü karşındakinin yerine kendine koyduğun sürece işini düzgün, doğru yapabilirsin diye düşünüyorum. Bu yüzden empati yeteneği çok önemli. Tabii ki beden gücü de önemli, çünkü engelli ve yaşlılarla uğraşıyoruz burada daha çok. O yüzden beden gücü de önemli bu aşamada. Sabırlı olmak gerekiyor. Tabii yine aynı şekilde insanı sevmeden bu işi hiçbir şekilde yapamayız. Böyle. Hocam yine tabii size engelli bakımı ve rehabilitasyonu programını genel anlamda soracağım. Siz kişilik özelliklerini söylerken aslında anlaşıldı ama biraz daha kısaca hocam bu programda neler oluyor bahsederseniz sevinirim. Ya bu programda dediğim gibi şöyle, engelli bireylerle çalışıyoruz ve engelli bireylerle çalıştığımız için de engelli bakıma muhtaç olan kişileri hayata tutundurmak, sonrasında hayatı devam ettirmek zorunda olduklarını, bu şekilde yaşamak zorunda olduklarını onlara hissettirip bu şekilde yaşarken neler yapabiliriz hayatta, hayatı nasıl sürdürebiliriz, vaktimizi nasıl değerlendirebiliriz, nasıl faydalı şeyler yapabiliriz kısmında da tabii ki onlara yardımcı olmak adına güzel görevler düşüyor bize. Evet. Hocam şimdi diyaliz programında da sorduğum gibi Üsküdar Üniversitesi tabii ki belirli bir müfredat hazırlamıştır bu program içinde. 2 yıl boyunca neler yapacak engelli bakımı ve rehabilitasyonu okuyan öğrenciler? Evet, yine aynı şekilde 4 yarı yıl sonunda mezun olmuş olacak öğrencimiz. Yine İngilizce, Atatürk İlkeler İnkılap Tarihi, üniversite kültürü ve Türk dili 1-2 olmak üzere 2 dönemde uzaktan eğitim şeklinde alıyoruz. Ondan sonra yine ilk dönem başlayacağım derslerden biri temel anatomi ve fizyoloji, bedeni bilmek gerekiyoruz dedik. Engelli grupları ve özel eğitim diye bir dersimiz var. Gelişim psikolojisi, yine beslenme ilkeleri, çünkü engellilerin de beslenmeyle ilgili farklı listeleri, farklı durumları, işte uymaları gereken diyetler, kullanmamaları gereken yiyecekler gibi farklı durumlar söz konusu. Bu yüzden beslenme ilkeleri dersini mutlaka veriyoruz kişiye. Pozitif psikoloji, iletişim becerileri, iletişim becerilerimiz her anlamda burada önemli. Birinci dönem böyle bitiyor. İkinci dönemde hastalık bilgisi dersi alıyoruz. Engelli hakları ve sosyal hizmet bakımını verdiğimiz engellilerin haklarını öğreniyoruz. Nelerden faydalanabiliyorlar ve bu şekilde onları yönlendirme şansımız oluyor. Engelli bireylerin gelişimi için özel eğitim dersimiz var. Sonrasında üçüncü yarı yılda bir uygulama dersiniz var. Uygulamalarla ilgili konuşacağımız için girmiyorum. Şu an kafamız karışmasın. Ergoterapi yaklaşımları, aile eğitimi, yine fiziksel engellilerin rehabilitasyonu, ilk yardım tabii ki 3. dönem dersimiz. 4. dönemde de biz artık biraz daha spesifik konulara girerek engellilik durumuna göre görme, işitme, konuşma engelleri, fiziksel engelliler, zihinsel engellilerin rehabilitasyonu gibi farklı dersler alarak öğrenciyi mezun ediyoruz. Hocam şimdi buradan ben devam edeyim uygulamalı derslere. Siz de söylediniz.
Laboratuvarlarımız var bizim hocam. Onun dışında alan uygulamaya çıkıyorlardır. Staj da var hocam muhtemelen. Biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl uygulanıyor hocam bu derse? Önce diyalizden bahsedeyim. Tamam. Diyalizin uygulamalı dersleri var. Yani teorik ve uygulama beraber giden derslerimiz var ders programında. Ve bizim öğrenim göreceğimiz çarşı kampüsünde diyaliz laboratuvarımız var. Diyaliz laboratuvarında da 3 tane farklı makinamız ve çeşitli ekipmanlarımız mevcut. Biz teorik dersleri aldıktan sonra öğrenciyi laboratuvara indirerek beraber aldığımız teorik dersleri uygulamaya dönüştürerek pekiştirmesini yapıyoruz. Aslında aynı anda hem teorini hem pratiğini öğrenmiş oluyorlar. Bunun dışında öğrencilerimizin haftada 2 gün uygulamaya gitmeye başladığı ikinci sınıfımız var. Evet. Yani haftada 2 gün uygulamaya gidip diğer 3 gün teorik derslere devam ediyoruz. Bu uygulama nerede gerçekleşiyor? Bu uygulama hastanelerde, diyaliz merkezlerinde gerçekleşiyor. Bu şekilde uygulamalarına devam ediyorlar. Ve yaz stajı. Yaz stajı bitmeden mezun olamıyoruz. 20 iş günü, şu an itibariyle 23 gün devam eden bir yaz stajı yapmak zorundalar. Yine diyaliz merkezi ya da bir devlet hastanesinin diyaliz merkezinde olacak bu. 20 iş günü yaz stajını bitirdikten sonra gerekli notlandırma yapıldıktan sonra da öğrenciyi hastayı görmüş, diyaliz hastasını görmüş, diyaliz tedavisinin nasıl yapıldığını görmüş, merkezi görmüş, çalışma şekillerini görmüş şekilde aslında tam olarak hazır bir şekilde elimizden geldiğince mezun ediyoruz. Evet. Hem teorik hocam hem uygulama aslında her şeyi burada alıyorlar. Daha sonrasında da rahat ediyorlar iş hayatına gittiklerinde. Evet. Hocam yine engelli bakım ve rehabilitasyon için de aynı şekilde bir staj süresi var değil mi? 20 iş günü kapsayacak şekilde. Evet, yaz stajı için 23 günü kapsayacak şekilde var. Onun dışında engelli bakımının yine 3. ve 4. dönemde teorikle uygulama şeklinde giden diyaliz gibi bir dersi de var. Teorini aldıktan sonra haftanın bir günü gerekli merkezlerde, işte özel eğitim merkezi olabilir, darlojizeler olabilir, engelli birimleri olabilir. Bu tarz yerlerde bir gün 8 saat boyunca uygulamaya çıkarak, 2 dönem boyunca tabii birer günden ve yaz stajını da bitirdikten sonra yine alanı görmüş, hastayı görmüş, hedef kitleyi görmüş şekilde mezun ediyoruz öğrencilerimize. Evet. Hocam şimdi ÇAP ve DGS olanakları çok merak ediliyor. Evet. Başka bir programda devam edebilir miyim yanı sıra diye. Biraz ondan bahsedebilir misiniz her iki bölüm içinde? Tabii diyaliz için ÇAP'tan bahsedeyim. Diyalizin ameliyathane hizmetleri ve eczane hizmetlerine ÇAP, pardon, ameliyathane hizmetleri ve engelli bakım rehabilitasyon bölümüne ÇAP seçeneği var. DGS olanağı olarak da diyaliz okuduktan sonra acil durum afet yönetimi, hemşirelik, sağlık yönetimi ve sosyal hizmetleri fakülte olarak tabii ki 4 yıllık olarak DGS ile geçiş sağlayabiliyoruz. Hocam engelli bakımı için de sanıyorum diyaliz için bir ÇAP olanağı mı var? Evet var. Tersi. İkisi birlikte. Evet, birbirlerini karşılıyorlar. Engelli bakımı, şimdi engelli bakım rehabilitasyon programında farklı bir durum var aslında. Şöyle söyleyeyim. Engelli bakım rehabilitasyon programını basamak olarak kullanan çok fazla öğrencimiz var. Çünkü hem ÇAP alanında hem DGS alanında çok fazla geçiş şansı var engelli bakım rehabilitasyonu. Mesela ÇAP için çocuk gelişimi, evde hasta bakımı, yaşlı bakım, fizyoterapi, sosyal hizmet, diyaliz, eczane hizmetleri, ameliyathane hizmetleri gibi birçok bölüme ÇAP yapabiliyoruz. Evet. Bunun yanında DGS olanağı da çok fazla. Çok öğrencim var benim. Mesela işte acil durum afet yönetimi, hemşirelik, özel eğitim öğretmenliği yeni verildi. Mesela bu hak bize, o da güzel bir alan. Hemşirelik, sosyal hizmetler, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon yine yapabileceği, ergoterapiyi unutmadan onu da söyleyeyim, o da çok güzel bir bölüm. Evet. DGS bölümleri arasından dediğim gibi çok öğrencim var şu an. İşte bana mesaj atıyor, hocam diyetisyen oldum bitirdim, hocam hemşire oldum bitirdim, fizik tedavi okudum bitirdim hocam işe başladım diyen çok öğrencim var. O anlamda da basamak olarak kullanabiliyoruz engelli bakımını. Evet. Hocam zaten sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuzun bir avantajı da alınan dersler lisansa geçildiğinde ortak ders olduğu için ön lisansta sıkıntı yaşamıyorlarmış hocam. Sizden de duymak isteriz yani bir 3 ve 4. senede mezun olabiliyorlar bir uzama. Tabii öğrenciye bağlı, çalışma sistemine bağlı. Ama kolaylık sağlanıyormuş diye diğer hocalarımızdan duymuştuk. Şöyle, hani o tarz kesin bir bilgi vermemekle beraber evet 4 yıl boyunca sürmüyor. Bir şekilde aldığı dersler, gittiği üniversitedeki derslerle eşleştiriliyor ve muafiyet sayılabilen durumlar oluyor. Ama üniversitenin durumuna, öğrencinin not ortalamalarına, not durumuna, aldığı derslere göre tabii ki bu süre değişebiliyor. Evet. Ama kolaylık sağlanıyor, evet. Evet. Hocam şimdi
Programı kapatmadan önce bir sorum daha. Aslında aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiye sorudan ziyade. Neler söylemek istersiniz hocam? Çok heyecanlılar. Şimdi biz de burada iki tane program sunduk. Muhtemelen kafalar karışık. Çok. Çok merak ediyorlar neler yapmak gerektiği hakkında sizin tavsiyelerinizi. Evet, şöyle tabii ki biz de bu süreçlerden geçtiğimiz için az çok biliyoruz bu heyecanı, bu bekleme sürecinin zorluğunu. Kafaların karışık olduğuna eminim. Ailelerin de kafaları karışık, öğrencilerin de. Bir kere kesinlikle kariyer testi yapmaları gerekiyor bence. Kariyer testini yapıp oradan çıkan sonuca göre yol almak güzel olur. Bunun dışında okuyacakları bölümün istihdam olanaklarını gözden geçirebilirler. İşte mesela diyalizin istihdam olanakları diyaliz merkezidir. Özel diyaliz merkezleri ya da hastanede çalışılan diyaliz merkezleridir. Ya da engelli bakım rehabilitasyon özel eğitim merkezlerinde bireysel olarak gölge öğretmen olarak devam edebiliyorlar. Ya da darülacizelerde, huzur evlerinde birçok yerde istihdam olanakları var. Bunları gözden geçirmeliler ve şunu unutmamalılar. Bundan sonraki hayatlarında, evet burada 2 yıl okuyacaklar ama bundan sonraki hayatlarını bu işi yaparak geçirecekler. Bu yüzden ben bu işi yapabilir miyim? Ne kadar mutlu olurum? Ne bileyim bu işi yapan birileriyle konuşabilirler. Onlardan böyle bilgi alabilirler. Bunları mutlaka gözden geçirmeleri gerekiyor. Ona göre karar vermeliler kesinlikle. Ailelerin fikirleri önemli. Tabii ki ailemizin, annemizin, babamızın fikrini almalıyız ama bizim ne istediğimiz, tabii ki ailemize doğru anlattığımız sürece kendilerinin ne istediği çok önemli. Umarım her şey onlar için güzel olur ve istedikleri yerleri okurlar, istedikleri mesleklere sahip olurlar. Biz de umuyoruz hocam. Bu arada geldiklerinde sizinle iletişime geçebilirler değil mi hocam? Tercih tanıtım dönemi kapsamında. Tabii tabii. Biz sürekli tercih tanıtım dönemi bitene kadar, hafta sonunda dahil olmak üzere hatta, çarşı kampüste onları bekliyoruz. Onun dışında biz pandemi süreci dolayısıyla online olarak, Üsküdar Üniversitesi'nin sayfasına girerlerse online olarak çevrim içi şekilde bütün öğretim görevlileriyle görüşüp sorularını yanıt bulma imkanı bulabilirler. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür hocam. Ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümünde diyaliz programı ve engelli bakımı ve rehabilitasyon programını aynı anda sevgili hocamız öğretim görevlisi Gönül Kiltetik bizlere anlattı. Bizden ayrılmayın çünkü bölümleri, programları ve üniversitemizin imkanlarını sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.